Ne yazık ki savaşların olduğu, savaş çığırtkanlığının artıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hem Orta Doğu'da hem dünya genelinde ciddi çatışma ortamlarının yaratıldığı bir dönemde yine Dünya Barış Günü'ne doğru gidiyoruz. Ancak şunu da söylemek gerekir. Savaş çığırtkanlığının bir yandan arttırıldığı, şovenizmin, ırkçılığın gerçekten tırmandırıldığı bir süreçte aslında barış mücadelesinin, barıştan yana bir mücadelenin de yükseldiğini ve halkların bu anlamda savaş çığırtkanlığının önünde büyük bir engel olarak durmaya başladığını da söyleyebiliriz. Bugün barış politikaları noktasında bir siyaset yürütülseydi, Türkiye'de ekonomik sıkıntılar bu düzeyde olmayacaktı. Bugün Türkiye'deki savaş politikaları, Türkiye'nin iç politikalarındaki savaş çığırtkanlığı bütün Orta Doğu'da bir çatışma alanını ortaya koyuyor aslında bakarsanız. Sadece Türkiye içindeki bir çatışma durumundan değil de bütün aslında Orta Doğu'daki Türkiye ile komşuluk ilişkisi içerisinde olan bütün ülkeleri de etkileyen bir savaşı kışkırtma, şovenizmi, ırkçılığı kışkırtma durumu söz konusu. Son dönemde yaşadığımız zaten çok ciddi sorunlar var. Bir yandan Kürtlere hem dil, kültür yönünde bir saldırı girişimiyle de karşı karşıyayız aslında bakarsanız. Bugün Kürtlerin düğünleri adeta izlenir halde, izne tabi tutulmaya çalışılır bir halde. Kürtlerin düğünlerinde izlenen görüntüler dosya delil konusu haline getirilip insanlar halay çektikleri için, Kürtçe şarkılarla halay çektikleri için gözaltına alınıp tutuklanıyor. Bugün parkta Kürtçe müzik dinlemek yasaklı bir hale getirilmiş durumda. Yani böyle bir faşizm koşulu altında, faşizmin bu kadar kışkırtıldığı bir alanda barış siyaseti yapmaya çalışıyoruz aslında. Toplumsal barışı sağlamaya çalışıyoruz ama siyasal iktidar ne yazık ki bu barış siyaseti noktasında karşı duruşunu şovanizmi kışkırtmakla, Kürtlere karşı ırkçılığı arttırmakla, yaptığı, izlediği politikalarla destekler bir halde devam ediyor bu sürece. Kürt sorununun, İmralı tecridinin ve Orta Doğu'da ve Türkiye'deki barış ortamının sağlanmasının ard arda birbirini takip eden ve birbirinin çözümleri iç içe olan bir durum aslında. Yani İmralı'daki tecrit durumu devam ettiği sürece, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit politikasına devam edildiği sürece, Kürt sorununun çözümüyle ilgili bir barış kapısının anahtarının açılmayacağını hepimiz biliyoruz ve son 10 yıllık süreçte de gördük aslında. Bu anlamda bunun ilk koşulunun İmralı tecritinin kaldırılması olduğunu ve barışın konunun muhatabıyla yapılabileceğini her platformda her arkadaşımız dile getiriyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bizim her sene yaptığımız gibi emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak bir yerden dünya barışı ile ilgili ses çıkarabileceğimiz bir buluşma gerçekleştireceğiz. Saat 19'da Kadıköy İskele Meydanı'nda emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla partimizin de katılacağı bir programımız olacak. 1 Eylül'de savaşa karşı barışı desteklemek için barış dolu bir dünyada yaşayabileceğimiz umudunu yeniden yaşartabilmek için alanlarda olmalarını ve savaşa karşı duruş noktasında daha net adımlar atmalarını temenni ediyoruz.